Buyurun memur bey. Tuğrul Altınkaya. Benim. Araçtan inin lütfen. Hayırdır memur bey, bir şey mi oldu? Ben çocuğumla... İnin dedim. Baba ne oluyor? Dur oğlum, dur, sakin ol. Tamam. Tamam. Sen burada bekle, tamam mı? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Memur bey hayırdır yani? Babama niye kelepçe takıyorsunuz? Ya bir dakika, çocuk var içeride, baba! Onu korkutuyorsunuz. Ya bir şey söylemeyecek misiniz? Niye kelepçe takıyorsunuz bana? Hakkınızda yakalama kararı var. Cinayet şüphelisi olarak merkeze götüreceğiz. Cinayet mi? Ne cinayeti ya? Kaan Özgürek. Baba? Efe sorun yok oğlum. Yok bir şey. Olur mu öyle şey ya? Bir yanlış anlaşılma var. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Yapmayın. Baba! 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 Ben canım. Sakin ol. Sakin ol. Baba! Baba! Ya nereye götürüyorsunuz babamı? Baba! Baba! Yani... Ya baba! Baba! Sakin ol. Baba! Söyle. Tamam geliyorum ben de. Ne olmuş? Tuğrul'u yakalamışlar. Efe'yi? Merak etmeyin, Efe'yi yanında almışlar, merkeze götürüyorlar. Buyurun siz de benimle gelin hadi. Tamam. Sedat Bey, geçen gün bazı deliller bulduk demiştiniz. Onlar Tuğrul'la mı ilgili? Zeynep Hanım, bunları içeride konuşalım. Yani size sormam gereken sorular var benim zaten Tuğrul'la ilgili. Buyurun, buyurun. Onu yapmış. Ondan mı şüpheleniyorsunuz? Bakın, yani net bir şey söylemek için çok erken ama şüphelerimiz var. Buyurun, buyurun konuşacağız içeride, buyurun. Zeynep Hanım, siz beni burada bekleyin, olur mu? Sedat. Tuğrul geldi mi? Geldi. Yani yolda getiriyorlar. Efe? O da yanımda. Demet, benim gitmem lazım. İlyas'ı buradan yollamam lazım. Tuğrul geliyor. Tamam. İlyas, baksana be. Efendim komiserim. Hadi sen izinlisin, gidebilirsin. İzinli komiserim, işe yeni başladık da. Ya müfettiş gelecekmiş de senin birkaç belgen mi ne? Onlar yetişmemiş. 50 kere de söyledim ama yapamamış çocuklar. Neyse artık dinlenmiş olursun hadi. Ya komiserim, sıkıntı olacaksa ben işten de ayrılabilirim. Siz canınızı sıkmayın yani. Yok İlyas, öyle sıkıntı falan değil ya, birkaç belge sadece. Ararım ben seni sonra zaten, müfettiş gitsin hadi. Hemen mi gideyim? Ya İlyas, adam gelmek üzere, hadi bir an önce çabuk. İyi, tamam komiserim, tamam. Hadi bakalım. Efendim amirim. Cemal neredesiniz? Geldik amirim. Geldiniz mi? Tuğrul arabadan indirmeyin, tamam mı? Neden? İndirmeyin arabadan, beni dinle, dediğimi yap. Anladım amirim. Komiser, bunların hepsi senin başının altından çıkıyor değil mi? Cinayet şüphelisi ne demek ya? Ha? Beni çocuğumun gözünün önünde nasıl kelepçelersin? Ya Cemal, niye çıkarıyorsunuz bunu yukarı? İndir sorgu odasına. Bak sen de bu işin içindesin pedagog. Sürekli çocuğumu doldurdun. Ya bir dur ya, bir dur. Şimdi katil muamelesi yapıyorsunuz değil mi yalanlar? Bak bunların hepsi tezgah, hepsi. Tamam konuşma hadi. Efe, oğlum her şey yoluna girecek tamam mı? Baba. Efe. Efeciğim. Anneciğim, iyi misin? Ha? Babamı niye yakaladılar anne? Bilmiyorum anneciğim, bilmiyorum. Cinayet dedi polisler. Babam böyle bir şey yapmaz ki. Niye öyle dediler? Efeciğim, babana sadece birkaç soru soracaklar. Nasıl biz seninle olay hakkında konuşmuştuk? Aynen öyle, başka bir sorun yok. Ama neden ki? Ne soracaksınız? Efeciğim, lütfen sen bu konu hakkında endişelenme. Sen şimdi annenle eve git, olur mu? Efe'yi götürün, sonra haberleşiriz. Bir konuşmamız lazım. Teşekkür ederim, sağ ol. Gel anne. Efe de tam toparlıyordu. Şimdi bir de bu çıktı. Hoş geldin oğlum. Gel annem gel. Sen söyledin değil mi anne? Neyi? Sen bilmiyor musun neyi söylediğini? Önce Ceren işi bırakıyor. Ne hikmetse sen mutfakta onunla konuştuktan sonra oluyor bu. Kim demiş? Sonra Sedef geliyor. Ne diyor biliyor musun anne? Ne diyor? Elinin körünü diyor anne. Aa. Neden ya? Neden? Ben halledeceğim dedim. Zamanı gelince ben konuşacağım dedim. İlla her şeye karışacaksın ya. İlla bir araya gireceksin, hayatımı bir mahvedeceksin yani. Annenden acısını çıkar bakalım oğlum. Çıkar. Bir gün ortaya çıkmayacak mıydı bu? Yahu bekle dedim, bekle. Efe'nin masumiyeti kesinleşsin dedim. Ölme eşeğim ölme. Ha ne zaman? Eninde sonunda ortaya çıkacaktı oğlum. Niye anlamıyorsun bunu? Daha geç ortaya çıksaydı senin için çok kötü olurdu. Dua et. Anne senin için iyilik yaptı, iyilik. Allah senden razı olsun anne ya. Hayatımda ilk kez aşık oldum. Sayende o da düşmanım oldu benim. Bulut. Hı? Bak. Bir saniye anne dur. Telefon çalıyor. Kim? Ablam. Anne al. Bak ablam. Alo. Abla Tuğrul getirdi mi ya Efe'yi? Yok canım. Başka şeyler oldu. Ne oldu? Anlatırım sonra. Sen neredesin? Kafede misin? Yok. Annemdeyim de ne oldu? Efe iyi mi? İyi iyi. Yanımda şimdi. Sana getireceğim zaten. Ne olmuş? Bir dakika anne, tamam. Tamam, direkt buraya getir o zaman. Tamam, hadi geliyorum, bay bay. Oğlum bir söylesene ne olmuş? Efe'ye bir şey mi olmuş? Bilmiyorum, gelince anlatırım dedi. İyiymiş Efe. Bulut. Üzme kendini oğlum. Üzme. Bak bir gün ortaya çıkacaktı. Böyle olması daha iyi oldu, inan bana. Nasıl olsa unutursun bir gün. Anne gözünü seveyim ya. Ya sen niye böyle bir şey söylüyorsun ki? Teyze. Ne oldu, ne yaptın? Ağzıma ne geliyorsa söyledim. Ayrıldık işte. Bu kadar mı? Bir tane de çaksaydın şöyle suratına. Hepsini hak ediyor. Ya bizim evimize geldi, yemek yedi. Ben gittim bunun kafesinde çalıştım falan. Yani böyle düşündükçe var ya cinlerim tepeme çıkıyor. Düşünme o zaman Ceren. Çok üzgünüm zaten. Yaramı deşip durma sen de. Gitsene evine. Teyze üzülme. Gel sinirlen, küfret ama üzülme. Değmez o adama. Ceren. Senin ne işin var burada? İş ne oldu? Bıraktım anne işi. Bıraktın. Niye? İşte yoruldum. Ağır geldi. Bıraktım. Ağır geldi. Başka? Ne başka? Ne olacak başka işte? Ya ne bileyim. Sizde bir tuhaflık var ama hadi hayırlısı. Ben bir babama bakayım. Patlayacaksın diyordum ama o kadar iğrenç bir bomba beklemiyordum senden. Ne bombası ya? Bombaymış. Balon. Cinayet şüphelisi ne demek Allah'ını seversen? Ha? Yakalayamadınız tabii gerçek katili. Benim üstüme yıkmaya çalışıyorsunuz değil mi? Boş muhabbeti bırak Tuğrul. Avukat istiyor musun? Onu söyle. Ne avukatı ya? Avukatlık bir durum yok. Sor. Sor. Ne soracaksan bana sor hadi. İyi güzel. O zaman söyle bakayım. Olay gün neredeydin? Oradan başlayalım. Kaan'ın öldüğü gün. Ofisteydim. Akşam da evime gittim. Kaçta çıktın? Tam saatini nereden hatırlayayım ben şimdi ya? Aradan aylar geçmiş. Bence hatırlamaya çalış çünkü bu senin için çok önemli. Hava kararmıştı galiba. 9 civarı falan. 9 gibi falan. Yani öyle hatırlıyorum işte. O saatten önce dışarı çıkmadın. Yok. Olay yerinin oralarda da dolanmadın. Allah Allah. Ya Sedat benim olay yerinde ne işim var ya? Anlattım işte ya. İşimden çıktım direkt evime gittim. Ha yolda giderken polis arabalarını gördüm yani bu. Anladım. O zaman sen diyorsun ki EDS kayıtları hatalı. Ha? EDS. EDS ne ya? Telefon sinyal kayıtları. Dur ben sana göstereyim. Gözünle gör. Bak bakalım şunlara. Hepsini tek tek incele güzelce. Şimdi bu kayıtlara göre sen o gün oradaymışsın. Hem de bana anlattığın saatlerde değil, daha erken. Olay saati. Telefon sinyali diyorsun yani. Yani... Yanlış olmaz bunlar herhalde. O zaman ben yanlış hatırlıyorum ya. Demek ki erken çıkmışım. Tamam. Aradan uzun zaman geçti. Yanlış hatırlıyorsun. Kabul ettim. Ama neden orada olduğunun açıklaması değil bu. Onu ne yapacağız? Yani sen iş yerinden çıktın. Eve gidiyorsun. Eve giderken de gittin ormanlık alanın kuzeylerinde dolaştın, değil mi? Ya Sedat, ben araba kullanmasını seviyorum bir kere, tamam mı? Bazen eve giderken işte yolu uzatıyorum. Dolaşıyorum yani, anladın mı? Suç mu? Beni bunun için getirmediniz herhalde, değil mi? Lan orada yol mol yok! Sen biliyor musun bunu? Yolun sonu batacak! Demek ki sen oraya başka bir şey için gittin. Başka bir amacın vardı. Tuğrul, konuş, benim canımı sıkma ha. Yani düşünüyorum da... Ben niye gittim oraya? Hatırlamıyorum. Hatırlatalım sana Tuğrul. İzle bakayım. Kimin arabası? Bak bak, oraya bak, bana bakma, yüzüme bakma, oraya bak. Sen değil misin bu? İyice bak oğlum, iyice bak. Kim o? Çocuğun orada olduğunu ispatladık. Yani sen bir saat sonra ölecek bir çocukla aynı saatte aynı yerdeydin. Ve bundan bize hiç bahsetmedin bugüne kadar. Bak şimdi benim canımı sen daha fazla sıkma. Kafanı bir topla. Bir düşün. Orada ne işin vardı? Ne yaptın? Bana güzelce bir anlat artık hadi. Avukatımı istiyorum ben. Geldim. Hoş geldiniz. Ne oldu? Anlatacağım ben. Ha? Anlatacağım şimdi. Dayıcığım, hoş geldin. Nasılsın? Ne oldu? Anneme söylüyorum bir yanlışlık var diye ama bir şey yapmıyor. Anneciğim, benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Polis soru soracak, ben de cevap vereceğim ona. Ne yapabilirim başka? Sen onun suçlu olduğuna inanıyorsun değil mi? Ya ben şu anda neye inanacağımı şaşırmış durumdayım. Bence sen de hiçbir şeye inanma. Birazdan zaten emniyete gideceğim. Soru soracaklar bana. Belki o zaman kafamda daha çok netleşir ne olup ne bittiği. Anneciğim ne olur git içeriye dinlen biraz hadi. Hadi üzme beni ne olur. Tamam anne. Ne oluyor acaba? Ne oluyor? Kimse bana niye bir şey anlatmıyor? Ne oluyor? Polis Tuğrul'u aldı anne. Ne? Aldı derken? Ayağı cinayet şüphelisi olarak aldı. Kaan'ı öldürdüğünden şüpheleniyorlar. Oha. Yok artık. Komiserim, müvekkilimin anlatacağı başka bir şey yok. Eğer sizin de elinizde başka delil yoksa savcıya söyleyin, suçlamasını yapsın. Sizin nöbetçi mahkemeye sevk etsin. Bu Ceren niye Nedim Bey? Müvekkilinizin sakladığı bir şey mi var? Hayır, niye olsun? Bilmem, siz söyleyin. Bakın şimdi arkadaşlar, Tuğrul Bey'in arabasını inceliyorlar. Daha Zeynep Hanım'ı da sorguya alacağım. Yani müvekkiliniz biraz daha misafirimiz olacak. Anladım. O zaman müsaadenizle. Müsaadesin. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol abi. İşe yarayacak bir şey var mı Yasin? Var. Kamu bu. Öyle olduğunu düşünüyorum. Analize yollayacağım hemen. Güzel. Çocuğun kanıyla karşılaştırdın mı? Tamamdır abi. Vay be. Şerefsizin yaptıklarına bak. Bulut sessiz olur musun? Biraz Efe duyacak şimdi. Ya duyarsa duysun abla ya. Herifin yaptıklarına bak, başımıza gelenlere bak ya. Katil. Ya lütfen. Kesinleşmiş bir şey yok ortada. Sorguya çekecekler. Ben ne düşüneceğimi zaten şaşırmış durumdayım. Yapma şunu. Allah'ım inşallah yapmamıştır. Yapmamıştır kızım, yapmamıştır. Yani bence de bir yanlışlık vardır bu işte. Ne bileyim ben, tamam Tuğrul fevri bir adam, sinirli ama hiç böyle bir şey yapacak gibi gelmiyor bana yani. Niye öyle geliyor anne sana, ben anlamıyorum ya. Herif psikopatın teki. Bence her şey beklenir bundan. Abla sen var ya, o bahçeyi de kazdır. Kesin oradan da çıkar bir şeyler. Tövbe tövbe, ne diyorsun oğlum, ne diyorsun? Cinayetten bahsediyoruz. Böyle bir şeye meyli olsa biz hiç anlamaz mıydık bugüne kadar canım? Cinayet işleyenlerin alnında katil mi yazıyor anneciğim? Her gün görüyoruz haberlerde, yapmaz yapmaz dedikleri bizim ne pislikleri çıkıyor. Bulut, niye yapıyorsun bunu oğlum? Sen niye bu kadar gerginsin? Bir sakin olur musun? Onun derdi başka, derdi. Neymiş senin derdin? Yok, bir derdim yok. Yok. Komiser arıyor. Alo? Zeynep Hanım merhabalar, Sedat ben. Efe'yi ailenize bıraktıysanız emniyete gelir misiniz diyecektim sorgu için. Tamam. Çıkacağım ben şimdi zaten. Tamam, sağ olun. Ha bu arada bu Turgay'ı sorguladığımızı bir tek siz ve aileniz bilsin. Onun dışında kimseye söylemeyin, olur mu? Çünkü bu haber duyulursa bir infial yaratabilir. Yani ortada daha net bir şey yok. Durduk yere ortalık karışmasın. Bu sizin ve Efe için iyi olmaz. Yani zarar görmesin kimse. Tamam, anladım. Ben aileme anlatacağım şimdi. Tamam, sağ olun. Görüşürüz. Ne oldu? Diyor ki, Tuğrul'un şüpheli olduğunu asla bu süreçte kimsenin bilmemesi lazım falan. Anlatmayın kimseye diyor. Tabii canım, kime söyleyeceğiz? Niye söylemeyelim ya? Söyleyelim işte, bilsin herkes Efe'nin masum olduğunu. Bulut. Bir anlayalım, dinleyelim. Bulut bir sakin ol. Efe'nin sürecinde başımıza neler geldi hatırlamıyor musun? Yine aynı şeyleri yaşayacağız. Tamam kızım, sakin ol, üzme kendini. O zaman çocuğuma katil diyorlardı, şimdi katilin çocuğu diyecekler ya. Bitmeyecek, yok bitmeyecek, bu süreç böyle bitmeyecek. Zeynep, sen şu komiserle bir git de konuş bakalım, öğren aslını aslarını. Sonra da bize haber ver, olur mu? Efe size emanet ha. Tamam, biz de merak etme. Sakin. Tamam. Çay kahve bir şey söyleyeyim mi sana? Dur ya, unuttum. Nedim söylemişti, artık konuşmayacak mısın, değil mi? Ben sana her şeyi anlattım Sedat, tamam mı? Konuşacak bir şey kalmadı artık. Peki. Bu arabanın bagajında bulunan kandan hiç bahsetmiyorum o zaman. Ne kanı ya? Bilmem, sen söyle. Artık ne kanı, kimi kanıysa söyle işte. Yani? Neyse. Zaten çocuklar kanı laboratuvara yolladılar. Sonuçlar gelince öğreniriz kimi kan olduğunu. Sorun yok yani. Ya bak sana neyi söylemeyi unuttum. Sen bizden bir şey daha saklamışsın Tuğrul. Ne saklamışım ya? Dur bak ben sana söyleyeyim ne sakladığını. Sen kaza yapmışsın bugün. Değil mi? Sigorta karşılamış. Bak sert cisme çarpma yazıyor. Sağ ön far kırılmış, onu değiştirmişler. Bak bakalım şuna. Hayırdır, ne oldu? Bir şey mi çarptın? Köpek ya. Ne? Köpeğe çarptım ben. Ha, köpeğe çarptın senin arabayla. Tabii ya, işe giderken köpeğe çarptım. Ya, hayvan oracıkta öldü. Benim de vicdanım el vermedi yani orada bırakmaya. Uygun bir yere gömmek için bagaja attım. Anlat sonra ne oldu? Ne oldu işte yani, ofisten erken çıktım. Ormana gittim, gömdüm, bu kadar. Bu kadar? Bu kadar. İyi. Yani şimdi sen diyorsun ki çocuklar beni laboratuvardan aradığı zaman, sonuçlar çıktığında... bu kan bir köpeğe ait diyecekler, öyle mi? Aynen öyle diyecekler. Ne diyecekler yani? İyi. Geçmiş olsun Tuğrul. Kaan'ı görmedin mi orada? Sedat, görmedim. Nereden göreyim çocuğu ya? İşte köpeği hızlıca gömdüm, ondan sonra uzaklaştım oradan. Ofise gittim sonra da. Yani sen şimdi gittin oraya, köpeği gömdün. Artık öyle bir köpek varsa tabii. Var ya. Ya tamam, diyelim ki var öyle bir köpek. Gittin köpeği gömdün. Görmedin mi çocuğu orada? Ya nereden göreyim Sedat? Görmedim diyorum işte ya. Ya Tuğrul tamam, bana hikaye anlatma. Sen köpeğe falan çarpmadın. Kesin birisine çarptın, doğruyu söyle. Yemin ediyorum köpeğe çarptın. Sen bir insana çarptın. Ne? Sen birisine çarptın, öldürdün. Sonra gittin onu oraya gömdün. Orada da o çocuk vardı, gördü seni değil mi? Birisine söyler diye korktun, ne yapacağını bilemedin. Panik oldun. Onu da öldürmek zorunda kaldın. Ya Seda, sen ne saçmalıyorsun Allah'ını seversen ya? Ya ben sana bir köpeğe çarptım diyorum. Bak bunu kanıtlayabilirim de. Götür beni. Vallahi gömdüğüm yeri göstereyim sana. Hadi. Sedef, telefonu açar mısın? Konuşmamız lazım. Sana anlatmam gereken şeyler var, önemli. Bulut, oğlum. Anne bak, ne olur konuşma, bir şey söyleme. Sinirim tepemde zaten. Şu Tuğrul meselesi her şeyin üstüne tüy dikti, gerginim. Kalbini kırarım. Bir kız yüzünden annenin kalbini kıracaksın, öyle mi? Anne bak, ne olur konuşma ya. Hayır, bu olayda en az suçlu olan benim. Sen bana niye kız... Nereye gidiyorsun? Sana nereye gidiyorsun dedim. Nereye gidiyorsun diye... Ne anlattı Tuğrul size? Ne olmuş? O mu yapmış gerçekten bunu? Zeynep Hanım, biraz sakin olun. Ben her şeyi anlatacağım size, tamam mı? Yalnız sizden ricam, önce ben size birkaç soru sorayım. Olur mu? Olur, tamam. Affedersiniz. Olay günden başlayalım. O gün saat kaçta geldi Tuğrul? O gün tam olarak hatırlamıyorum ama geç bir saatti eve geldiğimde. Geldiğinde bir tuhaflık hissettiniz mi? Yani o gün ben daha tuhaftım çünkü Efe okuldan kaçmıştı ve çok canım sıkılmıştı benim buna. Onu zorladım biraz, hatta baskı yaptım, git çocukla konuş, ne derdi var filan diye. Aramızda biraz böyle münakaşa olmuştu, onu hatırlıyorum ama onunla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Yani çok Efe'deydi benim aklım çünkü. Kaza yaptığını söyledi mi sen? Kaza mı? Yani bir köpeğe çarptığını söylüyor da size bahsettim acaba? Hayır. Hayır, bahsetmedi. Ne köpeği bu? Anlamadım. Şimdi bakın, olay yerine yakın bir fabrika var. O fabrikanın güvenlik kamera kayıtlarında da Tuğrul Bey görünüyor. Telefon sinyalleri de bunu doğruluyor. O gün aynı dakikalarda Kaan'ın orada olduğunu biliyoruz. Elimizde fiziksel kanıtlarımız var. Ama Tuğrul Bey oraya köpeği gömmeye gittiğini söylüyor yani. İddiası bu. O mu yapmış? Çocuğa bunu Tuğrul mu yapmış yani? Bilmiyoruz. Ama şüphelerimiz var. Bugüne kadar bunu hiç anlatmamış olması da şüphelerimizi çoğaltıyor. Ne dedi peki yani? Görmüş mü çocuğu? Ne anlatıyor ki size? Ne anlattı? Görmediğini söylüyor. Sadece köpeği görmüş. Ya öyle diyor. Bagajda da bir kan var. Kan mı var? Çocuğun kanı mı var? Ne kanı var? Henüz bilmiyoruz. Yani Tuğrul'un iddiasına göre bir köpek kanı. Ama belki de başka bir insana ait. Kafam kaçtı. Nasıl başka bir insana ait? Anlamadım. Bakın, Tuğrul o gün kaza yapmış. Evet. Kayıtlarda bu var. Bir şeye çarpmış. Yani belki de bir insana çarptı. O çarptığı şeyi ormana gömmeye gittiği zaman Kaan görüyor ve... Kaan onu gördüğü için... Ay. Zeynep Hanım, Tuğrul böyle bir şey yapabilir mi? Yani sırf bunu gördü diye bir çocuğu... Nasıl? Gel buraya. Ya ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun ya? Bak. Saçmalama. Bak başıma bak. Ulan Zeynep, şimdi seni iki tokatla bayıldım. Şu direksiyona otursam, ondan sonra arabayı şuradan aşağı salsam. Gel. Sence kaç parçaya bölünürsün ha? Kaç? Tuğrul, lütfen yapma. Bırak lan Tuğrul'u morulu. Gerizekalı. Ulan bana bir şey söyle. Bak saçmalama. Ya öldürmemem için. Tek bir neden söyle. Yapma. Zeynep. Ya Tuğrul. Ulan söyle. Ay. Ay. Tuğrul itibarı için, parası için her şey yapar. Ah şunu artık çıldıracağım ya. İlyas ne oldu? Sen niye erken geldin işte? Ya benim işe girişimi yapmamışlar galiba daha. Bu bir iki günde bir denetlemeye, müfettişmine gelecekmiş. Sedat komiser de izin verdi öyle. Hepsi o yani. Başka bir şey yok değil mi? Eminsin. Yok ya Melike, ne olacak başka? Ne bileyim ben. Yok. Canım teşekkür ederim. Afiyet olsun. İstediğin oldu değil mi? Ev kızı oldun iyice. Okulun orada dururken sen çay kahve getir bize. Ceren ne oldu? İşe gitmedin mi sen? Olmadı baba. Olmadı mı? Neydi senin şu patronun adı geçen gelen? Bulut. Ha. İyi bir adama benziyordu. O mu çıkardı işten, sen mi ayrıldın? Ben ayrıldım. Bakınıyorum şimdi başka bir iş. Bakın kızım bakın. Aferin kızım. Okula gitmemek için elinden ne geliyorsa yap yani. En sonunda kolumdan tutacağım, zorla sürükleyip götüreceğim, o olacak yani. Geç kaldım, başta yapacaktım onu. Kapatsana şu telefonu direkt. Arasın diye bekliyorsun sen de. Ne bekleyeceğim ben? Hoşuna gidiyor senin de. Ceren. Peki Sedef, sen bilirsin. Zeynep. Hoş geldin. Efe nerede? Geldi mi o da beni görmeye? Ne oldu ya? Niye öyle bakıyorsun? Zeynep bak benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar vallahi. Çıkacağım buradan. Ormana gittiğini niye söylemedin? Ya Zeynep ben bir köpeği öldürmüştüm. Ama yanlışlıkla. O yüzden ormana götürüp gömdüm. Vallahi ispatlayacağım. Köpeğin yerini de göstereceğim. Çıkacağım buradan yakında. Çocuğu gördün mü ormanda? Yok Zeynep ya. Nereden göreyim çocuğu? Doğruyu söyle Tuğrul. Ben senin kaç yıllık karınım. Çocuğunun annesiyim. Öldürdün mü o çocuğu? Yok Zeynep. Ben böyle bir şey yaptıysam Allah benim belamı versin ya. Zeynep sen benim bir çocuğu öldürebileceğime nasıl inanırsın? Ya sen hiç mi tanımadın beni? Tanıdım. Çok iyi tanıdım seni. Ayaküstü milyon tane yalan söyleyebileceğini biliyorum. Zeynep ben yapmadım. İtibarın için çocuğunu satabileceğini de biliyorum. Ben yapmadım. Gözün döndüğünde neler yapabileceğini de çok iyi biliyorum. Zeynep Allah benim belamı versin ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Zeynep! Zeynep ben yapmadım! Yapmadım ben! Zeynep! Yapmadım ben! Bakarım ben. Merhaba Bulut. Merhaba Melike abla. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Estağfurullah. Sedef'e bakmıştım da ben. Yani telefonlarıma çıkmıyor. Camına taş da attım ama. Camına taş attın. Biraz kızgın da bana. Haklı olarak. İçeride Sedef, gel istersen. Çay içiyorduk biz de. Teşekkür ederim. Hoş geldin Bulut. Merhaba İlyas abi. Rahatsız ettim kusura bakma. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Gel otur. Gel buyur çay. Hadi kızım, bir çay ver misafirimize hadi. Sedef bakmayacak mısın yüzüme? Git buradan Bulut'cum. Gitmeyeceğim. Sedef konuşalım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Biz çıkmayalım. Sen çık git ya. Ceren sen ne biçim konuşuyorsun? Ne oldu sizin aranızda? Bir anlatsanıza ya. Ya sen anlatsan hangi cüretle geliyorsun buraya? Korkmuyor musun sen hiç? Ne oluyor kızım? Ne diyorsun sen? Niye korksun adam ya? Ne var? İlyas abi, Melike abla benim size söylemem gereken bir şey var. Söyle oğlum. Ben Efe'nin dayısıyım. Efe? Efe. Sen o çocuğun dayısısın yani. Bizim oğlumuzu öldüren çocuğun dayısı, öyle mi? İlyas abi, Efe öldürmedi abi. Efe masum. Sen biliyor muydun bunu? Ben bugün öğrendim. Öğrenir öğrenmez ayrıldık enişte. Lan bu adam evimize geldi, soframıza oturdu burada be. Biliyorum, özür dilerim. Benden de sakladı, bilmiyordum. Söyleyemedim Sedef. Söyleyemedim ben. Tamam. Şimdi çık git bu evden. İlyas abi, ben sana bir derdimi anlatsam. Oğlum başlatma derdine. Çık şu evden dışarı diyorum sana, elimden kaza çıkacak. İlyas! Melike abla, sen beni anlarsın. Ben bilmiyordum Sedef'in kim olduğunu. Sonra aşık oldum. Hayatımda da ilk kez böyle bir şey hissettim ben. Sedef'in de Kaan'ın teyzesi olduğunu öğrendikten sonra onu kaybetmekten korktum. Bencillik yaptım biliyorum ama ben onun için sustum. Lan yeter, sus artık. Yürü git diyorum şuradan. İlyas! Ya İlyas, Allah aşkına bırak, derdini anlatsın. Ya neyin derdi Melike? Neyin derdi lan? Yok ona aşık olmuş da, yok konuşamamış, susmuş. Lan biz burada nelerle uğraşıyoruz? Bunların derdi aşk meşk, öyle mi? Ya bana ne? İlyas. Çık git şuradan, çık hadi! Melike abla, sen bana yardım et ne olursun. Sen Efe'nin masum olduğuna da inanıyorsun, biliyorum. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece sevdim. Korktum kaybetmekten, yardım et ne olursun. Bulut, çık dışarı. Yeter artık, çık hadi, ne olur çık. Çık hadi git. Hadi Bulut. Aç bakayım şu kapıyı. Tuğrul, hadi gidiyorsun arkadaşlarla. Hayırdır ya, nereye gidiyoruz? Seni keşfe çıkaracaklar. Şu köpeği gömdüğün yere göstereceksin, hadi. Abla! Abla! Beni tanımadın mı? Murat ben. Kardeşim. Kardeşim? Piste o. Kardeşim hapiste, kesin hapiste, kesin. Hapistekiler çıkamaz ki, kesin çıkamaz. Çıktım işte ablam. Cezam bitti. Salıverdiler. Benim. Murat'ın. Murat? Sen misin? Kesin sen misin? Ha? Kesin sen misin? Benim ya abla. Murat. Abla. Karnını aç mı? Yemek yer misin? Sen biliyor muydun Melike? Hayır, yeni öğrendim. Yalan söylemeyin bana. Hepiniz biliyordunuz değil mi? Niye yalan söyleyeceğim? Allah Allah, yeni öğrendim. Kızma ablama, bilmiyordu. Ben de yeni öğrendim bugün. Ceren, sen odana git kızım. Niye? Ya git işte hadi. Sanki duymayacağım sizi orada. Ya bir şey anlamıyorum Sedef. Hadi tamam, sen bunun kim olduğunu bilmiyordun. De sen buraya niye geldin ya? Ha? Niye? Cenaze için gelmedin mi? Ablanın derdine ortak olmaya gelmedin mi? Ha? El alemin adamlarıyla gezmek için değil herhalde. İlyas! Benim de öyle bir niyetim yoktu. Sadece bir gün evde çok bunaldım, dışarıya çıktım. Hiç değişmemişsin Sedef, hiç. Ne Ne diyorsun enişte sen? Ne demek istiyorsun bana? Bir şey demek istemiyor Sedef. Gel çıkalım biz babama gidelim. Yok. Konuşsun öyle çıkacağım. Hiç değişmemişim değil mi enişte? Eskiden de erkeklerin peşinde koşup başınıza bela açardım. Şimdi de öyle mi? Aynen öyle. Aklın fikrin oynaştaymış işte. İlyas. Düzgün konuş kardeşimle. Ne oldu? Bugüne kadar diş biliyordun kardeşini. Şimdi mi hatırladın kardeşin olduğunu? Ben şimdi hatırladım. Aynı hatayı bir kez daha yapmayacağım İlyas. Kızın ne suçu var? Bilmeden arkadaşlık etmiş. O aileye olan hayranlığın da bitmedi gitti. Efe de katil değil. Annesi de buraya gelip gidiyor. Arkadaş oldunuz zaten. Melike, kalbini kırmayayım diyorum ama bu son. Kır kalbimi ya. Ya lütfen benim için kavga etmeyin. Özür dilerim ben böyle olsun istemezdim. Hah, beğendin. Öfkeden bazı şeyleri göremiyorsun İlyas. Hep aynı yerde kalma. Aç o gözünü, aç. Babacığım. Bir şeyim yok, iyiyim. Moralim bozuldu biraz sadece. Gerçekten önemli bir şey yok. İyiyim bak. Baba. Babacığım. Nasılsın? Bir şey yok. Üzülme sen de artık. Ne dediğini bilmiyorum. Benim çok sinirleri bozuk. Ben gerçekten bilmiyordum abla. İnan bana ben bilmiyordum. Ben inanıyorum sana. Tamam üzülme artık. Ben uzun zamandır hayatıma kimseye almıyorum. Onun yanında kendimi o kadar iyi hissettim ki. Hiç başka bir şey düşünmedim. Birinin beni sevmesine ihtiyacım vardı sadece.